Evet, merhabalar. Bugün Avenue Bodrum'dayım. Burası Konacı'yı biraz geçtikten sonra. İçerisinde IKEA var. IKEA'yı görmek için geldim. Şimdi size biraz burayı göstereceğim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Konacık yolu üzerinde hemen şu görmüş olduğunuz sağdaki alışveriş merkezi. Ben genelde buradaki alışveriş merkezine geliyorum bir şeyler almak için. Geldiğim zaman da IKEA'ya yolluyorum. IKEA'da yemek yiyorum. Seviyoruz IKEA'nın yemeklerini. Öyle işte. Şimdi burası iki katlı bir yer. Normalde üstü açık, alt katı da var. Alt katı inebiliriz. Hatta inerim şimdi. Daha önceden burada feribot bileti satılıyordu en alt katta. Nereye için? Kos ve işte diğer adalara, Yunan adalarına gidiş için. Ama bu pandemiden dolayı buradaki bilet kişisi kapandı. Bir de şey buradaydı, pasaport işlemleri burada yapılıyordu. VFS Global'ın bir şeyi vardı, ofisi vardı. Ofis hala burada duruyor mu bilmiyorum ama şu köşedeki yerdi VFS Global'ın ofisi ama kapanmış. Burada da şurada bilet satılıyordu. Buradan feribot biletini alıyorduk. Evet. VFS Global tam şuradaydı ama kapanmış. Yani benim vizem var da vizeniz yoksa buradan nereden alırsınız o bilgiyi bilmiyorum. Ama zaten şu anda karşı tarafa gidiş yok. Hatta bak zaten söylemiş. Yurda giriş çıkış yasağı sebebiyle satışlar durdurulmuştur. Yasak bitene kadar falan demiş ama bu bizdeki yasak değil. Yunanistan'daki yasaktan dolayı buradan gidemiyorsunuz karşı tarafa. Burası da bizim sevdiğimiz AVM bu şekilde. Migros falan da var alt katında. Genelde burada şöyle bir şey oluyor. IKEA'da büyük bir IKEA olmadığı için burada sipariş veriyorsunuz. İzmir'den geliyor. Daha sonrasında burada deposu var. İşte 3-4 gün sonra falan siparişiniz geldiği zaman gelip buradan depodan alabiliyorsunuz. Sekizli İsveç köfte benim en fazla sevdiğim yemek. Kar orman pastası. IKEA'nın yemeklerini seviyorum arkadaşlar. Nerede olursanız olun IKEA gerçekten lezzetli yemekler yapıyor. Yemekler de böyle. Üçlü. Evet hadi bakalım. Bana afiyet olsun. İşte burası Avenue Bodrum. Buraya geldiğinizde Konacık yolu üzerinde bulunuyor. Burada birçok şeyi temin edebilirsiniz. Bir günüm nasıl geçiyor size onu anlatmaya çalışıyorum. Buradan bir kahve içmeye gideceğiz. Oradan çekimlere devam edeceğiz. Biraz burada birkaç parça bir şey alacağım. Paşabahçe'den. Ondan sonra Paşabahçe'yi de göstereyim size ya. İçeriye girmişken burada Paşabahçe'nin çok güzel bir mağazası var. Bazen böyle bir şeyler düşüyor uygun fiyatta. Paşabahçe'ye de gelmiş, şimdi göstereyim. Evet, Paşabahçe'den bardak seti aldım. Şimdi göstermeyeceğim onu. Bir kahve içmeye gidelim. Biraz yorulduk ama burada içmeyeceğiz. Başka bir yere. Oradan devam edeceğiz. Hadi bakalım. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the Orta kent tarafına gidiyoruz. Bir orta kent sahiline bakalım. Orada açık işletme varsa deniz kenarında bir kahve keyfi yapalım.
All the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Önce dondurma alacağız şimdi. Bitez dondurması meşhurdur burada. Bodrum'a gidip dondurma alacaksanız Bitez'i tercih edin. Gerçekten çok lezzetli dondurmaları var. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Hava çok sıcak, inanılmaz. 32 dereceye çıktı. O yüzden çok daha fazla şeyle dolaşmak istemedim polarla. Öğlen de oldu, yemeği falan da yedik. Saat kaç olmuş bakayım. 3'e geldi. Bir kahve içelim artık. Şimdi orta kentteyiz. Sahile göstereceğim size. Hadi gelin gidelim. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. Burası alt plajımız geldiğinde burada denize giriyoruz. Deniz çok güzel, hep böyle durgun oluyor. Şurada denize girenleri de görüyorsunuz zaten. Hep bu şekilde durgun oluyor. Biz bir mola verelim, yiyelim şunu. Oturalım. İnanın bu bile burada yani müzeye gidip gösterisi hayat şu anda aşırı derecede pahalı. Gerçekten pahalı. Hiçbir konuda artık fiyat vermeyeceğim. Ama yani şu bile gerçekten burada büyük bir nimet, büyük bir lüks. Şimdi size kahve keyfi dedim, sonra fikir niye değiştirdim, canım istemedi. O yüzden başlangıçta canım kahve istedi, sonra buraya gelince sıcağı da yiyince kahve içmek istemedi canım. Dondurmadan sonra da çay içmek istedim. O yüzden hani bazıları çünkü saçma sapan yorum yapıyor, işte şunu dedin de sonra bunu yaptın. Ya arkadaş, canım öyle istediyse o zaman öyle istiyor, öyle söylüyorum. Sonra aradan 15 dakika geçiyor, 20 dakika geçiyor. İnsanın canı başka bir şey istiyor. Buraya da geldik, canımız cipsle birlikte çay içmek istedi. Canımız öyle istedi diye onu yaptık. Kahve diye söyledim. Hani sonradan problem çıkartmayın bana yorumlarda. Yok kahve dedin, şimdi çay içiyorsun falan. Ha buralarda kahve kaç para derseniz 18-20 lira. Türk kahvesi o fiyatlardan başlıyor. Diğer spesiyel kahvelerde işte Amerikanı falan 25. başlıyordu. 30'a kadar çıktığı oluyor. Espresso falan da 18-20 civarlarında. Fiyatlar bu. Çayda yaklaşık 10 lira. O fiyatlarda yani. Turgut Dayı'sa geldim. Karpura gireceğiz. Buradan bir şey de alacağım. Şöyle tepeden ışıklar dururken size Turgut Dayı'sı manzara olarak göstermek istiyorum. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right. See. Turgut Reis diğer yerleşim yerlerine göre biraz daha farklı. Çünkü biraz daha böyle merkezi bir konumda, her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Burada Carrefour'un en büyük versiyonu var. Carrefour'lar var. Yani Bodrum Yarımadası'ndaki Carrefour'lardan bahsediyorum. Şöyle arabamızı koyalım, boş bir yer bulduk. Yarın bildiğiniz gibi bayram. Bizim burada komşular da var, gelen giden de olur. O yüzden şimdi biraz alışveriş yapacağız, tatlı matlı bir şeyler de alalım. Burada komşuluk var ya, yani o yüzden gelen giden oluyor. Bir de burası biraz daha ucuz ha, sizin şeye göre, İstanbullulara göre. Şöyle göstereyim. Bak kabak falan burada 7 lira.
İstanbul'da 15 liraydı. Evet arkadaşlar, eve geldik. Bugünlük de böyle bir video çekmek istedim size. Bir günlük Bodrum'daki gülüm nasıl geçiyor diye size anlatmaya çalıştım. Bodrum'un değişik yerlerini göstermeye çalışacağım size gittikçe. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ekapata.